Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İdris Usta neredesin ya? Bir de yatmıyorsun. Tuvalette sıçıyordum. Şuraları yaptım. Nasıl, beğendiniz mi? Bu evde çalışıyorum vallahi. Gelin size bir göstereyim. Oh ya. Aman akıyım ya. Çok yoruldum ya. Dün akşam çalışıyordum. Şurada yattım. Sabah kalktım. İşe başladım. İşi bitireyim. Adam evi satacak. Kiracısı taşındı. Bu ev kiralıktı arkadaşlar. Gördün mü? Yıktım, döktüm, yapıyorum. Neler yaptım, neler. Şu halıyı da taktım. Halı işinde para var ama boktan bir iş ya, aman akıyım ya. Zor ya, ayaklarım ağrıdı ya. Şuraları yıktım, döktüm. Bak gördün mü? Bunların hep şimdi temizlenmesi lazım. Tavanları bitirdim, iki kot attım. Bu tağan havuz arkadaşlar, 500 bin dolar bu ev. Size göstereyim, evlenince böyle bir tağan havuz alın. Şu dalgayı taktım. Şunu taktım, meyiri taktım, burayı boyadım, tuvaleti değiştim, yerleri yaptım. Taş gibi çıktı ya, adam çok işimden çok memnun ya. Vallahi. Oh ya, oh. Hayat güzel, yaşamak güzel. Oğlum şöyle bir rol al, kendi işine başla. Boyacı, boyacı, ondan sonra benim gibi general kontraktör olursun. Şu kahvemi de alayım. Üç katlı, ta yukarı kadar çıkıyor. Yukarıda iki banyosu var. Dört tane odası var maşallah, üç katlı. Benim evden büyük ya. Of ya, yoruldum ya. Bak bu primer. Bu da tavan boyası. Şunlar da macun. Ivır zıvır. Nasıl? Beğendiniz mi? Beğendik İdris Usta. İşine başlatacak mısın? Başlatacağım İdris Usta. İdris Usta piyasalarda. Osurdun mu? Ne bakıyorsun lan? Stigit. Bir işini kaybet, bir koronavirüsü gelsin. Bakacağım, göreceğim nasıl bağıracaksın. At gibi bağıracaksın. Ne bakıyorsun lan Stigit? Aman akıyım ya. Geçen gün dayak yiyordum, kaçtım ya. Adam diyor, ne bağırıyorsun lan dedi, 200 dedi. Şurayı da yıkacağım. Bak gördün mü, lekelenmiş. Oh ya, gelin bir laf edelim, iki laf edelim. Oh! Aman akıyım ya, yoruldum ya. Sizler ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Oh, boynum da ağrıdı ya. Tavanları boya yap, primer yap. Maldinleri tak, halıları değiş, tuvaleti değiş, faseti değiş, boku değiş. Sıçmaya zamanım yok. Size video yapacağım. Nasıl video yapayım size ya? Kızdırmayın beni. Şimdi çakarım götürse oturursunuz. Ne oldu? İdris Usta vurdu. Aferin. Vursun sana. Hazır yiyorsun akşama kadar. Gitmezsek öğren. Oh, yandaki adam bir iş almış. Banyo işi. Yeni banyo yapıyor. İdris Usta diyor. Business kartına verdi. Fazla iş gelirse beni ara. Dedim ki fazla iş yok dedim. Ancak kendime yetiyor. Bana bir tane temizlikçi bir kadın lazım. Benim yanımda gelsin de temizlik yapsın. Pisliğimi temizlesin yani. Anladın mı? Her tarafta kırıntı, döküntü, yıkıyorum, döküyorum. Toz oluyor. Toz her tarafa giriyor. Sonra müşterilerden fırça yiyorum. Kaç tane müşteriden tekme tokat, tokat yedim, tekme yedim. Dışarı attılar beni. Kovdular. Pis çalışıyorsun diye. Pis ustayı hiç kimse sevmiyor. Temiz çalışacaksın. Aman akıyım ya, şunu bana neden içiriyorsunuz ya? İçmeyin oğlum, kanser yapıyor, gebereceksiniz sigara içe içe. Malboro sigarası içiyormuşsun. Manyak. Manyak sensin lan, ne biçim konuşuyorsun? Öküz. Komasta patron. İfran Meksika, Guatemala. Hungura. I'm from Türkiye. You wanna say my... I'll make it video. You wanna say hello? Say hello. Hello. Hungarian. Ah ya. Ne oldu lan buna? Ah, düzeldi. Adam çatpat İngilizce biliyor ama iş yapıyor ya. Vallahi. İdris Usta diyor, her iş yaparım diyor. Yeter ki diyor paradan haber ver diyor. Para gelsin diyor. Para bir enerjidir. Geldikçe harcayacaksın diyor.
En güzel iş eski ev alacaksın, yıkacaksın, dökeceksin, satacaksın. Ustaları çalıştıracaksın. Bir beni çalıştırırsın, bir Meksikalı'yı çalıştırırsın, bir Amerikalı kontraktörü çalıştırırsın. Hangisini beğenirsen tutarsın, beğenmediğin götüne tekmeyi vurursun, siktir edersin. Ev senin, para senin, mal senin. Ne korkuyorsun? Bir eski ev al, ondan sonra ara beni. İdris Usta eski ev aldım, gel eski evime bir bak, bir fiyat ver. Anan, araba matlar, gelirim sana bir fiyat veririm. Bir de gazıklarım seni, bir de seni döverim. Ah ya, çok yoruldum ya, vallahi ya. Allah'ıma şükürler olsun, işler geldi, video yapamadım size, kusura bakmayın arkadaşlar. Hepinizi özledim, hepinizi seviyorum. Ekonomi sebeplerden, koronavirüsten, moral bozukluğundan, sinirden, dertten hiç böyle videoya hiç kafam böyle gitmedi. Video yapayım da hayranlarım beni bekliyor da şöyleydi böyleydi de hiç düşünemedim bile sizi. Anladın mı? Geçim derdine düştüm oğlum. Billerimi ödüyorum. Arabamın inşansı geliyor, benzin parası, yeme içme parası, şarap parası, kahve parası, bok parası derken videoya zaman kalmıyor. Ne bakıyorsun lan, site git. Oğlum bu var ya, fazla Latino insanlarına ileri geri konuşma, tokat yersin vallahi. İşte burada da Meksikalılar, Latino kardeşlerimiz aynı Almanya'daki Türkler gibi. Ülkelerinden kaçmışlar, buraya gelmişler, burada çalışıyorlar, para yapıyorlar. Bak gördün mü maskeyi? Maske. Maske piyasalarda. Çin'den geliyor. Virüs Çin'den çıktı, maske de Çin'den çıktı. Onun için Trump Çin malını istemiyor. Ambargo koyuyor. Satmayın diyor, bıktık sizden diyor. Of ya, boynum ağrıdı ya. Akşam gideyim eve de iki tane şarap içeyim. At şarabı, ördek şarabı. Belki meyhaneye giderim, içerim, bağırırım, çağırırım. Bir stres atarım vallahi. Sizler ne yapıyorsunuz oğlum? İş durumunuz nasıl? Memlekette durumlar nasıl? Hiç haberlere de bakmıyorum. Ne oluyor, ne bitiyor hiç izlemiyorum artık ya vallahi ya. Zaman yok ki. Eve gidiyorum, küt yatıyorum. Bu hayat insanı ne kadar yoruyor biliyor musunuz? Hayat artık çekilmez oldu ya. Biraz önce günüm gelse de çıkıp gitsem, geberip gitsem ya, kurtulsam bu dünyadan ya. Aman akıyım ya. Yaşamak bile bir sıkıntı oldu ya. Çalışıyorsun, çalışıyorsun, sene sonu geliyor, vergilerini ödüyorsun, gene para yok, gene para yok. Vergi, vergi, vergi. Dünyanın her tarafında insanlara hep vergi yüklüyorlar, vergi yüklüyorlar, vergi, vergi. Araba alırken vergi. Benzin alırken vergi, sigara alırken vergi. Geçen gün sigara aldım Hindistanlı'dan. 10 dolar verdim, paramın üzerine bekliyorum. 2 dolar, 8 dolardı sigara. Bana dedi, ne bakıyorsun dedi. Oğlum dedim, 2 dolarıma versene. Pezemek dedim, kahve alacağım dedi. Ya dedi, İdris Usta 10 dolar oldu. Lan dedim, sigara 10 dolar mı oldu? Nasıl kızdım biliyor musun? Hindistanlı'yı bir patlattım. Bütün polisler peşime düştü. Bu manyak kim diye beni arıyor. Aman akıyım ya, 10 dolar sigaraya verilir mi ya? 10 dolar ya. Bir paket Marlboro 10 dolar. Türk parası ne yapıyor bilmiyorum işte. Asgari ücret. Asgari ücretle bir paket sigara alıyorsun. Amerika'da. Ondan sonra diyorsunuz ki Hristiyanlar geliyor. Hristiyanlar bizlere saldırıyor, geliyor. Oğlum Hristiyanlar bizlere bir şey yapmıyor. Biz kendi kendimizi yapıyoruz. Kendi kendimizi sikiyoruz, kandırıyoruz. Hristiyanlar ne yapsın size? Her şeyi Hristiyanların üzerine mi atıyorsunuz? Kedi köpek gibi Hristiyan ülkelerine kaçıyoruz. Bokunu temizliyoruz. Adamlar bize işe mi yapıyor? Irkçılık mı yapıyor? Niye geldin diye. Amerika hep toplama ya. Sen gelmişsin, o gelmiş, bu gelmiş. Emigration hep yurt dışından gelenler, Avrupa'dan gelenler, Asya'dan gelenler. Amerika'yı kurmuşlar. Amerika'nın nüfusu yoktu ki. Kızılderili'ydi bunlar. Sonra Kızılderilileri kovdular. Yabancılar geldi, doldurdu. Amerika oldu. Son 10 senede İspanyolca öğreneceğiz. İspanyol, Meksikalılar Amerikalıların nüfusunu geçti. Vallahi.
Meksikalı, Latino, Çinli, Arap, Hindistanlı. Aman akıyım ya, her yerde Hindistanlılar biznesi satın almış. Dunkin Donut Hindistanlı. Gas stationları, benzin istasyonları Hindistanlı. Hindistan bizneslerini tutturmuşlar vallahi. Bizi geri daha yaktım ya vallahi. Adam işimi çok beğendi ya. Ya diyor İdris Usta diyor. İyi ki diyor seni buldum diyor. İşte bu evi satıyor. Kiradaydı bu ev. Kiracısı çıktı. Tamir ettiriyor, organize ettiriyor her tarafı. Ondan sonra bu hafta emlakçısı gelecek. Zaten emlakçısı sayenine astı. Coming soon diyor. Markete koyacağım diye yakında. $500,000. Almak istersen ara beni. $500,000. Bu evi al, bir de karı bulursun Amerikalı. Çocuk yaparsın, işe gidersin. Benim gibi işine başlatırsın. Bir iş daha var. Bu iş bittikten sonra o işe başlayacağım ama hiç başlamak istemiyorum ya. Ucuz fiyat verdim. Yine amele fiyatına çalışacağım amına koyayım ya. Ne yapayım oğlum, iş yok. Fiyatlarımı düştüm. Artık eskisi gibi gazıkçı olamadım. Gazıkçı, artık gazıkçı yok piyasada. Amele fiyatına çalışıyor. Amına koyayım ya, gideceğim ya. Adalara gideceğim oğlum. Cemeke'ye taşınacağım ya. Orada kendime bir ev yapacağım. Bir sandal alacağım. Sabah öyle balık tutacağım. Çalış çalış, nereye kadar çalışıyoruz belli değil. Geberip gideceğiz çalışırken, tamam mı? Ne Gazi ne Niyazi. Bok kuyusuna gitti Gazi. Kim o? İdris Usta. Ulan şimdi bir tokat atarım. Kafamı bozma. Şimdi etrafı toparlayacağım hakikaten yani. Bir tane böyle temizlikçi olsa, temizlikçi bir kadın hafta sonları gelse, yaptığım işlerin temizliğini toplasa, ona götürü iş de veririm yani. Günde $300 da yapar, $200 da yapar. İşin durumuna göre. Asgari ücret $12.50. Dunkin Donut'ta çalışanlar, Home Depot'da, Narbol'da çalışanlar hep $12.50 alıyor. Ben $15 veriyorum saatine. Ulan müşterim var orada, taks yaptı. Mr. Eddie, how are you? Good, how are you too? Adam gelecekmiş saat 5'e doğru. Adama dedim ki gelirken kahve getir dedim. Bir de dedim para getir dedim. Çekimi yaz dedim. Yani işin yarısı bitti. Bankaya uğramış, parayı da, çeki de getiriyor. Of ya. Ne bakıyorsun lan? Sana diyorum lan öküz. Çıtı git. Aman akıyım, kimse yok ya. İn yok, Çin yok ya. Vallahi ya. Amerikalılar evi... Evet, tıkanmışlar, hiç kimse sokağa çıkmıyor. Koronavirüsü var ya, millet evde yaşıyor artık. Oğlum sizler ne yapıyorsunuz lan? Hep ben konuşuyorum, biraz da siz konuşun. Hayat nasıl? İşler nasıl? Karı buldunuz mu? Evlendiniz mi? Çocuk yaptınız mı? Araba aldınız mı? Ev aldınız mı? Bu devirde hiçbir bok yapamayacaksın oğlum. Bu devirde hiç olmazsa yaşa, ye iç sıç. Ne parası, ne para biriktireceksin? Para biriktirmiyor. Eskisi gibi para biriktiremiyorsun. Para da bereket kalktı. Dolar da bereket yok. Türk parasında hiçbir bok yok. Türk parasını hiç taşıma. Her gün değer kaybediyor. Of ya. Muskidos. Sivrisinek. Bayan hayranlarım, siz ne yapıyorsunuz? Koca bakıyoruz İdris Usta. Piyasada koca mı kaldı? Erkekler dökülüyor, götlerinde don yok, işleri yok. Kocayı ne yapacaksın? İş öğren, meslek öğren, kendi işine başla.
Paran varsa, vizen varsa, tahsilliysen, kafanda çalışıyorsa Amerika'yı gezmeye gel. Seninle film yapalım. Kafana yatarsa vallahi ne filmi? Meslek üzerinde diziler yaparız. Babana söyle bir ev alsın. Sana bir ev alsın, onu bir tamir edeyim ben. O evi video yaparız. Ondan sonra satarsın o evi, başka bir ev alırsın. Onu da tamir ederim, orada da bir video yaparsın. Yaparız. Amerikalılar zigara içenleri hiç sevmiyor ha, vallahi. Bir de maske takmadan hiçbir yere giremiyorsun. Şimdi maskesiz alışveriş yok, hep maske takacaksın. Sigara bitti oğlum, ben gideyim çalışayım ya. Video istiyorsunuz ya, İdris Usta neredesin? Sıçıyordum. Zamanım yoktu. Video yaptım size, iyi bok yedim. Kahvede 50 kuruşsam geldi. Vallahi ya, neredeyse 3 dolar oldu ya. 2 dolar 97 kuruşa çıktı. 2.50 idi. Oh ya, başka da ne anlatayım ya. Aman akıyım, yoruldum ya. Gideceğim biraz uzanacağım, bir yarım saat, bir saat. Akşam 9'a kadar buradayım ya. İşi bitireyim de adam evi markete koyacak ya. Sıkıştırdı beni adam ya. Bitir diyor işi. Git diyor, adam bul. Lan nereden adam bulacağım? Adam buluyorum oğlum diyorum, iş var diyorum. Benden fazla para istiyor manyak. Ben de ustadan fazla para istiyor. Oh. Biraz sprey sipeyim de üzerim bok kokuyor. Osuruyorum ya devamlı. Sana da sepeyim mi? Sen de bok kokuyorsun. Götünü silecek tuvalet kağıdı alacak para yok. O duruma geldik vallahi. Of ya. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Yaşamaktan tarafta olun. Mücadelenizi bırakmayın. Baktınız gidiyorsunuz öbür dünyaya. Sakın üzülmeyin. Seve seve gidin. Öbür dünya daha iyi. Vallahi orada rahat edeceğiz. Ben orada kendi işimi başlatacağım. Marangozluk yapacağım. Kapı pencere değişeceğim. Başka bir iş yapmayacağım. Vallahi. Bu dünyada çalıştık çalıştık para yapamadık. Gelen parayı yedik harcadık hep. Çalıştık çalıştık para yapamadık. Gelen parayı yedik harcadık. Öbür dünya nasıl bilmiyorum ama öbür dünyada Allah bize yardım etsin yani. Onun için bu dünyada para yapamadıysan, mal mülk yapamadıysan gözünü sakın haram paraya dikme. Bu sefer hem bu dünyayı rezil edeceksin hem öbür dünyayı rezil edeceksin. Helal parayla çalış. Az gelsin, temiz gelsin. Huzurun olsun. Onun için Amerikalılar kiliseye gidince peace with you diyorlar birbirlerine. O ne demek İdris Usta? İşte huzur, huzur olsun senin. Huzurun olsun. Huzur çok önemli ya, vallahi ya. Paradan daha önemli. Paran var, huzurun yok. Aman akıyım ya. Huzurun var, paran yok. Olsun. Hiç olmazsa huzurun var. Vallahi. Hepinizi selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Yaşayın, dans edin. Kendi işinize başlatın. Mücadelenizi bırakmayın. Başka da söyleyecek bir şey yok oğlum. Ne söyleyeyim başka? Anlatıyorum, anlamıyorsunuz ki. Söylüyorum, anlatıyorum, dinliyorsunuz, hiçbir bok yapmıyorsunuz. Oturuyorsunuz, gidin bir meslek öğrenin oğlum, elinizde bir meslek olsun ya. Yarın bir gün iş bulamayacaksın, hiç olmazsa bir mesleğin var. Mesleğinle ilgili iş bakarsın, kendi işini başlatırsın. Bütün amacım o, meslek öğrenin. Mesleği sevdiriyorum, iyi bok yiyorum. Bana gidin bir tane temizlikçi bayan, üniversite mezunu kadın bulun. Gelsin şunları temizlesin. Sen gelme oğlum, seni istemiyorum. Erkekler bu işlerle çalışmıyor. Temizlik işini erkekler yapamıyor. Kadınlar yapıyor. En güzel o. Of ya. Osuruk kokusu gitti. Arabama da süpeyim biraz. Oh. Şimdi güzel koktu. Hoşçakalın. Hoşçakalın.